Arkadaşlar selamlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi 3 kişiyiz arkadaşlar. Önce size arkadaşlarımı takdim edeyim. Sol tarafımdan başlayacağım. Sol tarafımda oturan arkadaşım adı Büşra, kendisi bilgisayar mühendisi. Hoş geldin Büşra. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hemen sağ tarafımda da Merve oturuyor. Merve de arkadaşlar online marketing manager. Hoş geldin Merve, sen de. Hoş buldum, merhabalar. Ben hemen neden karşınıza 3 kişi geçtiğimizden bahsedeyim değerli arkadaşlar. Hollanda özelinde ama aslında genel olarak yurt dışını kapsayabilecek olan iş bulma deneyimleri, iş bulduktan sonraki deneyimlerimiz, iş bulduktan sonra hayatlarımızda neler değişti. Bizim de amacımız hani burada böyle şey düşünmenizi istemiyoruz. İşte Büşra bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi olarak gelmiş. İşte Merve online marketing manager. Ben hani müzik mezunuyum. Hani bambaşka case'ler olduğu için arkadaşlar size en genel anlamda tavsiyem. Arkadaşlarım da muhtemelen bana katılacaktır. Kendi mevcut durumunuzu, yeteneklerinizi, iş deneyimlerinizi, işte bu zamana kadar yaptığınız işleri şöyle bir derli toplu hale getirip daha sonra çok sıkı bir araştırma sürecine girmeniz gerekiyor. Merve'nin de bu arada bir Instagram hesabı var. @anlatmerve. Yanlış. Evet. Bu arada ekrana da yazdım. Bir Instagram hesabından bahsetsene. Çünkü o da aslında senin burada yaptığın işlerden bir tane sayılabilir mi? Yani sayılabilir. Aynen. Instagram'da ve YouTube'da içerik üretiyorum. Hollanda'da yaşam üzerine. Hollanda'ya gelme konusunda da çok fazla soru alıyorum. En çok aldığım sorulardan bir tanesi nasıl gelebiliriz? Genelde cevap veremiyorum. Çünkü herkesin durumu çok farklı oluyor. Ben mesela sadece highly skilled migrant vizesiyle gelme sürecine hakimim. O yüzden bence en mantıklı kaynak IND'nin kendisi sitesine bakmak bu konuda. Aynen. Orada bütün vize tipleri, hangisinin ne gereksinimi var, ne kadar süre alıyor, ne yapmak lazım anlatıyorlar. O yüzden kişiye göre çok değişiyor bence. Arkadaşlar videonun tam burasında aynı zamanda bu videonun sponsoru olan Open English'in Siber Pazartesi özel %75 oranındaki dev indiriminden sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarz böyle her şeye indirim yapıldığı dönemlerde birkaç ay sonra unutacağınız bir şeyi kendinize almak yerine hazır %75 indirim varken kendinize yatırım yapmanızı öncelikle tavsiye ederim. Bu indirim sayesinde Open English ile birlikte İngilizcenizi geliştirebilir ve bu süreci kendiniz için unutulmaz bir değere dönüştürebilirsiniz. Eğer halihazırda İngilizceniz iyi seviyedeyse de Open English'te olan TOEFL ve IELTS gibi İngilizce yeterlilik testlerine dair ek bir ücret ödemeden de hazırlık platformunu kullanabilirsiniz. Diyelim çok yoğun bir yaşantınız var ama bir yandan da İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Open English'in 7/24 açık olan platformunda kendinize uygun saatlerde canlı oturumlara limitsiz olarak katılıp bol bol konuşup İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Eğer bir aksan derdiniz varsa ve bu nedenle konuşmaktan çekiniyorsanız bu oturumlarda yer alan ve ana dili İngilizce olan uzmanlarla pratik yaparak özgüveninizi arttırabilirsiniz. Ki bunu yaparken de sıkıcı kalıplar yerine Open English'te yer alan uzmanların uygulamış olduğu eğlenceli yöntemlerle de tanışmış olursunuz. İngilizcenizi geliştirme maceranızda arkadaşlar şunu da bir not olarak eklemem gerekiyor. Bu %75'lik devasa indirim sadece 9 Aralık'a kadar geçerli. Artık bu meseleyi ertelemeyin ve hemen şimdi formu doldurup avantajlı fiyatlarla kendinize en uygun İngilizce geliştirme pratiğini tercih edin. Uzun lafın kısası arkadaşlar artık bu meseleyi ertelemeyin. Hemen şimdi linke tıklayın ve size en uygun olan teklifi alın. Unutmayın süre 9 Aralık'a kadar, indirim %75, gerçekten bayağı iyi. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi artık gelelim arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun ana konusuna. Telefonda karşımıza aldık ki buraya birkaç tane soru hazırladık çünkü. İlk olarak kimden başlayalım? Ben başlayayım. Kaç yıl önce geldin buraya? Benim buraya Aralık'ta 2 yıl olacak. Neredeyse 2 yıl oldu. Eindhoven'da yaşıyorum. Bir cilt bakımı ürünleri satan markada dijital pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu işi nasıl buldun? İşi Indeed'den buldum. Online olarak buldum. Peki Merve şunu merak ettim ben. Buraya geldin, işi buldun. Aynı işte misin 2 yıldır? Evet, aynı işte. 2 yıldır. Merve 2 yıldır aynı işlerinde çalışıyorum dedim. Bu sürelerin bir önemi var mı yoksa hani keyiflisin de orada mı devam ediyorsun? Hani bunu biraz açabilirsen. Evet. Şöyle iş değiştirmeyi düşünmüyorum şu an. Keyfim yerinde, iş yerinde. Ama şu an değiştirmek istesem bile yeni şirketimin bana sponsor olması gerekiyor kalabilmem için Hollanda'da. Ve bu her şirketin tercih ettiği veya yapabildiği bir şey değil. Ama eğer 3 seneyi doldurursam aynı iş yerinde bu sefer yeni şirket bana sponsor olmasa bile iş değiştirebiliyor oluyorum. Aslında kendi sponsorum oluyorum. Hmm. Bu da sadece Türklere özel bir durum. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanmış bir anlaşmadan ötürü böyle bir ayrıcalığımız var. Oo, ben bunu bilmiyorum. Büşra sen nasıl iş buldun? Bu iş arama sürecinden önce 2020'de mezun olacaktım. Dönemin ortasında Erasmus stajlarına başvurayım dedim. Bir site vardı. Orada Erasmus stajlarına başvurulabiliyordu. Aklınıza gelebilecek çoğu ülkeye başvurdum Avrupa içerisinde. İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya. Bir sözünü kessem. Bu stajlarda maaş alıyor muydunuz ya? Evet. Ha, iyiymiş. Başvurdum. Şöyle oldu. Akşam eve dönerken işte siteyi buldum. İyi oldum. İşte eve gidince başvuru yaparım dedim. Akşam 3 tane firmaya başvurdum. Sabah uyandım da ikisi geri dönmüştü. Şeyin bir avantajı.
avantajı vardı. Ben okurken çalışıyordum. O zaman 1,5 yıllık bir tecrübem vardı zaten. Bir de tam böyle pandemi öncesi, pandemi zamanları bilgisayar mühendisliği, yazılımların en böyle hareketli dönemiydi. İş bulmak daha kolaydı. Oo, bizim sektörün roketler taktığı. Şimdi kıyım var ama arkadaşlar onu söyleyeyim. İşte o dönem... benim gözlemim evet. Bu şekildeydi. Staja başladım. Üçünden ikisi dönmüştü. Mülakata girdim. Bu anlaştığım şirketle kabul ettim yani. Yazın Ağustos'tan itibaren gidecektim. Ağustos'ta pandemi patladı, sınırlar kapandı, vize başvuruları iptal oldu derken benim orada süreç bir durdu. Bana şey dediler, uzaktan çalışabilirsin. Bizim şu andaki çalışanlarımızın hepsi uzaktan çalışıyor. O şekilde kabul ettim. 6 ay gitti. Sınırlar açıldıktan sonra vize başvurularımı yaptılar. Stajdan sonra yeni bir iş teklif ettiler. O işten sonra yeni bir title teklif ettiler. Ne onlar ama? Ne o işler? Ne o title'lar? Bize o bilgiler lazım. Bir şey daha soracağım hazır sana sormuşken. Çok önemli bir şey söyledin şimdi. Hem bilgisayar mühendisliği mezunusun. O zaman aslında en genel anlamda bilgisayar mühendisliği okuyan ve şu an potansiyel olarak bu videoyu izleyen bir arkadaşı şöyle bir öneride bulunabilir miyiz sence? Abi okuldayken bir şekilde Türkiye'de veya başka bir yerde kendi bir iş bul. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Her zaman tecrübedir. Nerede çalışırsan çalış. Bilgisayar mühendisliği olmasa bile bir yerde çalışma tecrübenin olması iş hayatını biraz daha hazır hale getiriyor seni. Bana train işi teklif ettiler sonra. O tam böyle yüksek nitelikli göçmen maaşı değil ama mezun olduktan 2 sene içerisinde yapabiliyoruz dediler bunu. O şekilde vizemi çıkardılar. Ondan sonra da yüksek nitelikli göçmen olarak şartları sağlayacağım şekilde mühendis olarak vize işlemlerimi tamamladılar. Her seferinde bir update geldi yani. Derken 4 sene oldu. 4 sene Ağustos bu geçen Ağustos'ta 4 seneydi. Oldu ve güzel gidiyor. Belki benim de nasıl iş bulduğumu anlatmamı isterler. Ondan birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar ben buraya ilk geldiğimde Uber'de yemek kuryeliği yaptım. Yaklaşık bir 7-8 ay. Ki hani burada geçinebilecek parayı kazandım. Bununla ilgili bir şey de bir açıklama videom da var. Daha sonra arkadaşlar hani Türkiye'de biriktirmiş olduğum paralarla falanlarla filanlarla burada bir tane dükkan satın aldım. Aslında benim pozisyonum hani çok bu videoda anlatacak bir pozisyon değil. Çünkü şöyle bir şey var. Bu da bana çok gelen sorulardan bir tanesi. Hani burada dükkan alırsanız burada olsanız dahi bu sizin oturumunuzu etkileyen bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Dükkanını sat gite, gite geliyor yani. Ev de öyle bu arada. Onu da çok soruyorlar. Ev alsam evde, vatandaşlık alır mıyım? Hayır. Ya şimdi yine düşünme de burada bir parantez açmak istiyorum. Orada bir yasa vardır, bir şey vardır. Senin bir öznel durumun vardır. Ha. Belki sen de çalışırsın. Yatırımcı vizesi almışsındır. Hani dükkanını açarsın. Ben burada bunları üretiyorum dersin ama ben şu an tavuk kızarttığım için çok değil. Ben şimdi bir diğer soruya geçmek istiyorum. Arkadaşlar Merve şimdi biraz böyle uzaklara baktım da uzaklara bakma nedenim de şu abi işin açıkçası. Bazen bazı izleyicilere bu söylemim bazen böyle şımarıklık gibi falan filan geliyor gibi gelebilir arkadaşlar. Böyle gelmesini tercih etmiyorum. Çünkü bu bambaşka bir boyut benim açımdan. Ya buraya gelmek kadar, gelmek zor da, geldikten sonrası da harbiden apayrı bir zorlukmuş. Hani Türkiye'deki zorluk aşamasında arkadaşlarım var, annem var, babam var, hani çok yakın çevrem var. Bir şekilde çok darlanınca onlarla çıkıyorsun, ıvır zıvır. Buraya geldiğimizde, kim olursa olsun bana soracak olursanız sıfırdan başlıyoruz. Evet. Peki, en büyük sorunun neydi buraya geldikten sonra? Buna cevabım çok net. Direkt söyleyebilirim. Ev bulmaktı. Ev bulmak gerçekten beni aşırı fazla uğraştırdı ve çok çetrefilli bir dönemdi. Hatta şey dediğimi hatırlıyorum. Yani yeter ben dönüyorum Türkiye'ye. Hani bu zamana kadar bulamazsam kafamda bir tarih vardı. Döneceğim dedim. Evet hatta şeyi hatırlıyorum. Yılbaşı için evdeydim. Aile evindeydim İstanbul'da. Orada o sırada ev ayarlamaya çalışıyordum kendime ve o kadar stres olmuştum ki evde ağlamıştım. Annem babam da şey demişti kızım değmez dön. Çok stresli bir dönemdi gerçekten. 5 ay boyunca evsiz kaldım ben Hollanda'da. Nerede kaldın? Nerede kaldım? Ya o ara sürekli geçici olarak başka yerlere gitmiş insanların evlerini kiraladım. Bu konuda şey çok yardımcı oldu bana. İş arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Hem psikolojik olarak hem de mesela ilk kiraladığım ev bir iş arkadaşımın arkadaşının eviydi. O işte 2 ay Kore'ye gitmiş. Onun yerinde kaldım gibi oldu. Ama o dönem çok stresliydi çünkü şöyle oluyor. Mesela söz veriyorsunuz o kişiye diyorsunuz ki ben 2 ay burada kalacağım. O ara ev bulmayı da, ev aramayı da durdurmak gerekiyor. Çünkü ev bulursan bu sefer iki tarafa da kira vermen gerekecek falan gibi şeyler olduğu için bayağı stresliydi. Arkadaşlarım taşınmama falan da çok yardım ettiler. Böyle hiç unutmuyorum 7 tane kolim, 2 tane de şeyim vardı, valizim. Oradan oraya, oradan oraya sürekli taşındım. 5 ayın sonunda nihayet ev buldum. Ondan sonra biraz şey oldu, artık daha rahatladım. En azından böyle kendime ait
hissedebileceğim, rahat hissedebileceğim bir kendi alanım olmuş oldu. Ondan sonra buraya köklenmeye daha böyle hayat kolay gelmeye başladı ondan sonra diyebilirim. Yani 2020'de de mi durum böyleydi? Bu Hollanda'da ciddi bir ev krizi var arkadaşlar. Evet, özellikle evet. Sanırım Amsterdam üzerinde onu bilmiyorum ama burada çok ciddi bir konut sorunu var, yerleşme sorunu var. Bir de aslında onlardan da bahsederiz. Diyelim bir evi buldunuz, ölkedeki gibi abi tutuyorum ben buraya kontratı imzalayalım gibi bir şey maalesef olmuyor. Ev sahipleri sizin gelir belgenizi, işte maaş durumunu vesaire. Motivasyon mektubu bile yazılıyor yani o motivasyon derece. Motivasyon mektubu diye bir şey. Biraz şımarık gibi gelmiyor mu motivasyon mektubu ya? Kesinlikle öyle. Yani işe alım süreci gibi biraz. Hani ilk ayda görüşüyorsunuz, farklı stepler falan olur ya. Ya da doktoraya başvurursun abi. Motivasyon mektubu yazar. Ben niye ev sahibine? Eviniz nasıl yazdın motivasyon mektubu? Evinizi şöyle beğendim. Şöyle enerjiniz evinize yansımış. Benim yazmam gerekmedi. Tuttuğum evde istenmiyordu çünkü. Aynen. O yüzden onu deneyimlemedim ama istenilen ilanlar gördüm mesela. Evet var var. Şura sen geldiğinde de ev krizi böyle miydi? Gelir gelmez bir yere yerleştin mi? Staj için geldiğimde zaten ev değil bir odada kalmıştım. Sorun olmadı. Ondan sonra da belki şehirlerimiz farklı diye. Hollanda'da kesinlikle ev krizi var. O dönemde de vardı. Arkadaşlarım da çok zorlandı. Ama ben bir site üzerinden sürekli ilan çıkar çıkmaz başvuru yapıyordum. Yani new yazıyor zaten onlarda. Anında gelir gelmez başvurduğum için listelerine düşüyor. Bana dönüş oldu yani o şekilde ve ben evimi Türkiye'deydim. Hiç görmeden tutmuştum. Bak hayat var işte. Sağ tarafımda bir hayat var. Beş ay beş ay koli taşımış sırtında. Sol tarafımda bir hayat var. Ben Türkiye'den buldum. Evler burada çok küçük. Yani böyle ev ev deyince de aklınızda öyle bir şey canlanmasın. Mesela Merve'nin evi senin stüdyo daire diye biliyorum. 40 metrekare. Evet. Yani aynen bizim banyo o kadar şeyde İzmir'deki evde yani. Hani, hani bizim evde küçük. Senin ev büyük mü? Metrekare alalım. 70 metrekare. Arkadaşlar sanırım size göre sağım olan hayatlarla orta ve beni ayırın tamam mı? Hani biz çilekeşler grubu olduk yani burada huzurlular grubu var yani. Gerçekten zor bu süreç. Asla kolay diye bir izlenim yaratmak istemiyorum. Süreçler zor. Belirli kira baremlerinde mesela bu barem bana soracak olursanız işte 800 ile 700 olsun hadi Amsterdam'da daha düşük ev yoktur. Hani 700 ile 1500-1700 arasında ciddi bir 700 şey ev var. Bence yok. Bilmem nerede ev var yazabilir onu da ben garantiye aynen garantiye alabilmek. Hani 700 ile 1700 euro arasındaki evlerde aslında tabiri caizse arkadaşlar kan gövdeye götürüyor. Bir de emlakçılar burada gerçekten umurlarında değiliz yani. Onu çok güzel hissettiriyorlar. Yani ev krizi değerli arkadaşlar çok ciddi boyutlarda. Şimdi Merve bir şey söyledin sen kendi anlatırken de ben ona da değinmek istiyorum. Muhtemelen sen de katılacaksın. Bu Hollanda ve Hollandalılar aslında böyle Türkiye'den baktığım zaman bana hep böyle biraz İşte böyle mesafeli olabilirler, öyle olabilir, böyle olabilir ama bu konulara da geleceğiz kültür olarak da sen bahsettiğin için değinmek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten Hollandalılar çok yardımseverler, netler. Hani onu sana söyleyeyim hani bu netlikleri bazen bizim açımızdan kırıcı boyutlarda olabiliyor. Bu bir kültür farkından kaynaklanıyor. Doğal olarak hani öyle bir şeyiniz olmasın. Bir not daha belirteceğim. Arkadaşlar şimdi buraya gelmeden önce yine Türkiye'deki sistem gibi işte atıyorum cebinde 200 bin euro para vardır atıyorum. Ya ne olacak giderim ev sahibine 2 yıllık kirayı nakit öderim evi tutarım gibi bir hayaliniz varsa bunu da bence acilen kafanızdan çıkarın. Çünkü böyle bir şey yap bunu genelde değil %99 oranında kabul etmiyorlar. Bir. İkincisi size gıcık olabilirler bu teklifi yaptığınız için hayırdır diye yani senin zaten düzenli bir gelirin yok mu falan filan modunda. Üçüncüsü buradaki vergi oranları çok yüksek olduğu için yani 1000 euroya tuttuğum bir evi adam işte veya kadın 1000 almak yerine 12.000 şeklinde bir seferde aldığı zaman 3 ay sonra %40'lık bareme çıkabiliyor ve çok ciddi bir vergi ödüyor. Bu yüzden bu burada kabul edilen bir şey değil arkadaşlar. Yani cebinizde paranızın olması Hollanda'da ev bulmak için önemli değil. Düzenli gelirinizi kanıtlayabilmeniz önemli. Bu da maalesef freelancer arkadaşlar var. Burada ev bulmakta bizim yaşadığımız sorunlardan 20x, 30x daha ciddi sorunlar yaşıyorlar. Çünkü gelirleri dalgalı. Yani ev sahibi baktığı zaman banka hesabına ki göndermenizi isteyebilirler bir bordronuz yoksa dalgalı bir grafik gördüğü zaman yine ihtimaliniz düşüyor. Bir şey eklemek istiyorum. Benim son tuttuğum evde benim şirketimden HR'ın telefon numarasını istediler. Yani, ev sahibi. Evet. Sanki yeni bir işe başvuruyorum. Eski iş yerinden deneyim alıyorlarmış gibi. Ya ev sahipleri burada kopmuş durumda arkadaşlar. Gözünüzü de korkutmak istemeyiz. Sonuçta son tahlilde şu an hepimizin birer evi var. Hani ev bulamayacaksınız diye bir... Ama ne pahasına. Merve'nin formatında bir yıl 7-8 ay en azından 7 koli olmadan ama hani en azından 7 koliden kurtularak bu formatta gerçekten bir süre geçinebilirsiniz. Zaten çocuğun
çocuğunuz yoksa bu çok daha rahat bir hale geliyor çocuklu bir insan için. Yani çok daha rahat derken zorluğun rahat. Hani böyle ultra bir rahatlıktan bahsetmiyorum. Büşra ile konuştuk. Senin ayrıca eklemek istediğin bir zorluk var mı buraya geldikten sonra? Yok mu? Videoyu biraz şey tutalım dedik diye mi acaba? Yol istiyorsun diye mi? 45 dakikalık ham görüntü oldu arkadaşlar. Şu anda ikinci sorudayız da o yüzden... Sen deyince hani bitirelim de ben de bu soruyu çabuk geçelim diye yok dedim. Var tabii ki. Lütfen paylaşır mısın aynen. Bunlar önemli. Uzunsa uzun yapacak bir şey yok ya. Zaten bu videoyu izleyen kişi izler yani bunu hani. Nerede buysa. Ya şöyle. Aa ne güzel işte bulmuş gelmiş falan gibi. Ama ben çok uzun bir süre şey hissettim. Homesick diyoruz ya. Bu böyle şımarıklık gibi geliyor. O zaman dön gibi. Herkesin farklı ağırlıkları var. Ben bunu şeye benzetiyorum. Roller coaster'a. Burada bence taşınanları zorlayan şey o dengesizlik. Aynen ya. Sen roller coaster deyince içime bir su serpildi ya. O kadar güzel bir örnek oldu ki. Bir roller coaster'ın üstündeyim ben. Harbiden böyle gittim. Evet. Çok çakıldım. Öyle böyle değil. Yani meğer roller coaster biraz daha underground. Hani böyle yerin altına kadar gidebiliyor bazen. Farklı farklı özlemler oluyor tabii ki de. Peki arkadaşlar. Şimdi bir soru daha var önümde de. Ona aslında kısa cevaplar verebiliriz diye düşünüyorum. Önden ben de şeyim. Size hemen bir fazla uzatmayalım falan. Ya şey oluyor mu arkadaşlar iş yerinizde veya kültürel hayatınızda Merve işte böyle etnik kimliğinden veya başka şeylerden ötürü baskılandığını hissediyor musun? Hayır. Ben de hayır. Aynen gerçekten hayır yani. Zaten bence Hollanda'nın en büyük avantajlarından birisi de o. Bence Hollanda özelinde böyle bir şey ben yaşamadım. Şimdi geliyorum en can alıcı soruya arkadaşlar. Şimdi buranın dili Flemenkçe. Dutch. Siz işlerinizi bulurken Flemenkçenizi mi buldunuz? İngilizcenizi. Aynen. Ya ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü Hollanda'nın çok ciddi bir İngilizce avantajı var. Sanırım %96 oranında İngilizce konuşuyor. Ve bana soracak olursanız kendi dillerinin ne kadar zor olduğunun farkındalar. Baktım biraz zorlanıyorsun. O kendisi otomatikman seni daha rahat konuşabileceğini hissettiği için kendisi otomatikman İngilizce'ye dönüyor. Bütün mülakatlarınız hangi dilde yapıldı? Benim bütün mülakatlarım İngilizce yapıldı. Hatta Hollandaca öğrenmeye ben yeni başladım. Daha bu ay başladım. 2 sene boyunca yani hiç Hollandaca bilmeden Hollanda'da çok rahat yaşadım. Ve İngilizce bilmeyen bir Hollandalı'ya neredeyse denk gelmedim diyebilirim. Bu aslında bir yandan avantaj bir yandan dezavantaj. Çünkü herkes İngilizce konuşunca bu sefer Flemenkçe öğrenmek için bir motivasyon kalmıyor. Evet. Ben artık şey deyip öğrendim yani. Artık 2 sene olacak dillerini de öğreneyim diye düşünerek tamamen kendi isteğimle öğrendim. Hiç mecbur kalmadım. B2 Flemenkçe ben şu an konuşabilsem zaten hani kendimi çok yük böyle çok şımarırım ya. Ulan benim B2 Flemenkçe çok zor bir dil ya arkadaşlar. Kötü değil ya. Zor ya zor. Şu an iyi gidiyor yani. Daha bir ay oldu erken. İngilizcen ileridir senin. Yani İngilizcen senin de ileri. Zaten İngilizce Almanca karışımı bir şeye benziyor. Bir şey soracağım ya size. İki soruyu birleştireceğim. Birincisi kazandığınız para burada sizin hayatınızı güllük gülistanlık yaşamaya yetiyor mu? Sosyal hayatınız ne alemde? Yani evet fena değil iyi. Yani mesela... Güllük gülistanlık yaşamaya yetiyor mu deyince şimdi çok şey oldu yani. Hani o kadar da yüksek bir meblağ değil kesinlikle ama hayatımı idame ettirmeme yetiyor. Anladım. Peki böyle arada bir gidip lüks yerlerde falan bir şey yiyebiliyor musun? Lüks yerler ya bence şöyle Hollanda'da böyle çok fazla bir lüks yer ve lüks olmayan evet. Yer şey yok zaten bence. O yüzden öyle bir fark hissetmiyorum. Ya istediğim yerde gidip yemek yiyebilirim. Bunu biliyorum yani. Fırsat eşitliği. Evet. Büşra sen sosyal hayatından benim kazandığın para sana yetiyor mu? Büşra şimdi diyormuş. Ya ben var ya. Hayır şöyle kazandığım para bana yetiyor. Ama şimdi lüksten kastımız ne? Birazcık da oraya değinmek lazım. Ben de sorduktan sonra düşündüm. Şimdi Hollanda'da lüks dedim de hani kendim hiç öyle bir mekan görmedim ki. Ben de o yüzden cevaplarken çok zorlandım yani. Ya bir maksimum fiyat barem var. Bazı lokantalar 25-40 euro bareminde değil mi? Hani onlar birazcık daha pahalı statüsünde yer alıyor. Yani 25 euro'nun üstü bence pahalı oluyor yemek için. Eğer mekan deneyimlemek istiyorsanız kahve her yerde aynı. En lüks restoranda da aynı. İşte evet. En basitte de aynı. Yani burada bir lüks kavramı olmadığı için ben normal yaşıyorum da insanlar lüks yaşıyor. Sanki herkes normal yaşıyor. En düşük baremdeki maaşlı bir insandaki en düşük barem buradaki asgari ücret baremiyle. Hollanda'da para biraz şey harcama alışkanlıkları, parayı sevleme olayları işte vesaire vesaire. Bu burada bir kültür abi. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Şimdi sosyal hayatımızı konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk. Sen yemek dediğinde bir evet hayır sorusu soracağım yine sizlere. İş yeriniz sizin sigortanızı ödüyor mu? Evet. Biz niye, ben niye kendi sigortamı ödüyorum? Sigorta derken ne sigortası? Sağlık sigortası mı soruyorsun? Evet abi. Hayır o zaman, hayır. Aynen, bir dakika ben dedim bunlar ikini ödüyor, ben niye? Hayır. Aynen. Herkes kendi ödüyor burada diye diyorum. Peki maaşta konuşuyor musunuz onu? Diyelim ben bir de sigorta ödeyeceğim, şuraya bir 100 euro daha ekleyelim. Mesela Türkiye'de gidip demezsin ya. Sağlık sigortamı yapacak mısın? Zaten yaparlar. Aynen. Burada ama da burada... zaten yapmazlar. Aynen öyle. Burada öyle bir şey yok zaten yani. Yapmazlar. Zaten yapmazlar. Yemek parası? Hayır. Dedim ya sandviç yiyorsun.
Yok. Neyi merak etmiştim? Normal iş görüşmesinde acaba şey oluyor mu? Atıyorum bir birim sana maaş söyledi. Sen işverene şey diyebiliyor musun? Bunun bir de işte 0.5 birim sigortası bilmem ne yemek yol. Yok, benim hiç öyle bir deneyimim olmadı. Genelde zaten burada yıllık maaş üzerinden konuşuluyor. Sadece şeyleri falan gördüm işte. Hani eğitim içine dahil olabilir mi? Belki yol parası da dahil olabilir mi gibi şeyler gördüm. Ama sağlık sigortası hiçbir zaman görmedim. Aynen, yemek de yok. Yok. Ama eğitim şeyleri var. Bu... Ben mesela şu an Hollandaca kursumu şirkete finanse ettim. Ben de. Ne? Ben de arkadaşlar belediyenin ücretsiz entegrasyon programı için sıra bekliyorum. Hani zaten onu yapmamız da gerekiyormuş. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi ben de Türkiye'de bilişim sektöründen geldim. Hani dijital sektörden geldim. Ve Türkiye'deki çalışma hayatım boyunca en çok şikayet ettiğim şey şuydu. Buraya gelince iş değiştirmeyi de o yüzden istedim. Abi bu işi kapatamıyor. Yani cumartesi, pazar, öğleden sonra, akşam, gece, sabaha karşı. Burada böyle şeyler oluyor mu ya? Sana böyle bir mail geliyor mu? Yok, bana hiç gelmiyor. Benim çalışma saatim bitince işim bitiyor. Sadece bir kere mesaj atılmıştı. O zaman da yaptığım bir hatadan dolayı kimse bana şu an bunu acilen düzeltmelisin demedi. Yani istesem pazartesiyi bekle. Yok, ben yapmasam kendisi yapacaktı yöneticim. Ben ona bırakmak istemedim benim of, hatam çok olduğu kilit için. Bir soru soracağım şu an sana. Peki yöneticim bunu yaparken çaktırmadan bir mobbing şeyleri yapıyor mu, yoksa harbiden gönülden mi yapıyor yani Türkçe deyimiyle? Ben yapmasam o yapardı biliyorum. Ben kendim ben düzeltirim diye gönüllü oldum. Mobbing yapacağını veya sana uzaktan işlemeye çalışacağını sanmıyorum. Bence öyle bir insan değil. Harbi iyi niyetli. Evet. Yani. Benim için de mesai kavramı yok. Aslında mesai saatlerini de konuştuk. Sosyal hayatları da konuştuk. Çok güzel her şeyi konuşmuşuz arkadaşlar. Aynen, güzel oldu. Şimdi mesela doktorlar buraya geldikleri zaman title'ları düşüyor biliyorsunuz. Tekrar asistana dönüyorlar. Ben ya ben yine kulaktan dolma konuştum arkadaşlar. Hani bir tane doktor arkadaşım vardı. O normalde başka bir title'ı, doçent miydi bir şeydi. Burada buraya gelince asistan oldu. Hani böyle bir şey düşümü oluyor. Acaba böyle durum oluyor mu ya sektörde? Mesela diyelim her senior bilmem neci. Buraya geldiğinde acaba düşecek mi title'ı? Mühendislik olarak mı? Senin açından. Benim açımdan öyle bir şey olmaz yani. Benim açımdan da öyle bir şey yok. Türkiye'de de yine manager da yine manager. Ya şöyle bir şey var zaten bizim işlerimiz, Merve ile beni düşünüyorum şu an, globalle aynı hizada giden şeyler. Merve senin var mı son bir cümle? Yani ben de şöyle söyleyebilirim. Her şey akla kara değil. Her seçtiğimiz yolun hem artıları hem eksileri oluyor. Tabii ki yurt dışına taşınmak, yeni bir hayata başlamak birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Ama bu demek değil ki birçok güzelliği de beraberinde getirmiyor. Yani ters mi söyledim? Anladınız beni bence. Ben anladım. Yani ben genel olarak mutluyum Hollanda'da yaşamaktan. Eğer yurt dışına taşınma düşünceniz varsa da Hollanda bence güzel bir ülke. Biraz pahalı. Cemal de ona verdi. Ama maaşlar da ona göre. Hava, ben zaten Ankara'da büyüdüğüm için o kadar şey yapmıyor bana. Arkadaşlar benim son cümlem de şu olsun. Videoda da söyledim bunu da. Yani buraya gelmek zor olduğu kadar heyecanlı bir süreç. Özellikle başardıktan sonra çok ciddi hype'lanıyor insan. Bu çoğu insan, hani yurt dışında yaşayan insanlar bunu söylediği zaman gıcık oluyorlar. Haklısınız da abi, onu söyleyeyim. Hani ben, ikimiz de haklıyız yani. Ben de haklıyım şu an. Bence siz de haklısınız. Ama gerçekten arkadaşlar geldikten sonraki süreç hani çok sert. Yani bu her insanda farklı anlam bulabilir. Mesela işte Büşra özlem sıkıntısı yaşamış. Benim öyle bir özlem meselem olmadı ama işte çok ciddi bir network'üm vardı Türkiye'de benim. Hiçbir anlamda sıkıntı çekmiyordum. Hani buraya geldiğimde en yaşadığım problem o oldu. Buraya hani tam mesleksiz olarak geldim aslında. Hani sadece YouTube kanalım vardı ve hayatım boyunca bütün network'ümü orada inşa ettim. Dediler Çağdaş, senin Hollanda'daki ajanslara ulaşman lazım. Bu sefer Hollanda'daki ajansa ulaştığın zaman kanal Türkçe. Ya bir anda gerçekten kendimi çok kötü hissettim yani. Bir anda hem böyle bir anda kendimi vasıfsız ilan ettim. Hani çünkü hiçbir şey çalışmıyor burada. İşte Uber'le bilmem ne onu yapayım, taksici olayım falan filan gibi çok ciddi bir girdabın içine girdim. Benim de avantajım şuydu. Her şey kötü değil ya. Bu arada bir insanların bu tarz konuşmalarda gıcık olması nedeni de her şey kötüymüş gibi anlatıyoruz. Bu sadece hayatın kendisi yani. İyisi var, kötüsü var. Benim de en büyük avantajım arkadaşlar, şu an kamera arkasında oturan küçük şu canlı oldu yani. Hani o gerçekten yani bu küçük canlı benim burada özellikle hani bizim buradaki tutunma sürecinde bize çok destek oldu. Videomuz bitti. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Yine de kafanıza takılan bir şey varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Biz bilmiyorsak bile bilen birileri cevaplayabilir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.